Seçim 2015'ten hepinize mutlu bir gece diliyoruz sevgili seyirciler. Türkiye'nin yaklaşan seçimler öncesinde hemen hemen tüm kesimlerine söz hakkı verdiğimiz programlar dizimize yine bu akşam çok değerli konuklarımızla devam edeceğiz. Sözü çok uzatmadan değerli konuklarımızı ben sizlere tanıtmak istiyorum. Zaman zaman ekranlarımız özellikle bölge coğrafyasının izlerini sizlere anlatan gazeteci Cevat Gök bu akşam stüdyomuzda. Sayın Gök hoş geldiniz stüdyomuza. Ve çok değerli bir isim daha, Caferi ilahiyatçı Sayın Sefer Daşdemir de bizi bu akşam kırmadı. Sayın Daşdemir hoş geldiniz stüdyomuza. Ayağınıza sağlık. Ederim, sağ olun. Şimdi hemen bölgeden madem mevzu açıldı ben hakikaten sözü çok uzatmayayım. Çok merakla hem o tespitleri hem de değerli hocamızın yorumlarını merak ediyorum. Bölgeden Türkiye'nin yaklaşan bu seçimine bakış açısı nasıl? Özellikle Erdoğan'la ilgili son derece terse dönen bir sürecin olduğunu zaman zaman yayınlarımızda sizin de katıldığınız ya da diğer programlarda değerlendirmeye çalıştık. Bu 2015 seçimlerinden bölge Türkiye'den neyi bekliyor? Evet. Ben öncelikle Ulusal TV aracılığıyla Özgürlerin Sesi Ulusal TV aracılığıyla bütün seyircilerimize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum herkese. Efendim Orta Doğu'dan şimdi Orta Doğu'da özellikle Suriye ve Irak noktasında çok ciddi problemler var. Yani güvenlik had safhada bir sorun. Özellikle Irak'ta ve Suriye'nin kuzeyinde çok kanlı çarpışmalar oluyor bugünlerde. Ve ülkelerinin gündemi biraz açıkçası içeriye yönelik. Çünkü IŞİD'e karşı korkunç bir mücadele var. Halk ve devlet bazında hem Suriye'de hem de Irak'ta. Açıkçası o taraftan yani Orta Doğu'dan bakıldığında hükümet, AK Parti hükümeti artık eskisi gibi böyle alkış tufanı kopmuyor bu hükümet için. Bunu uluslararası toplantılarda da veya Türkiye'de bizzat Cumhurbaşkanı'nın veya Başbakan'ın katıldığı uluslararası toplantılarda Orta Doğu ile ilgili söylemlerinde bunu göremiyoruz artık. Eski o sevgi seli yok. Artık sloganlar Orta Doğu'da çok para etmiyor. Yani Orta Doğu'da Gazze Fatihi olma artık yok. Suriye noktasında büyük hezimet yaşandığı Irak'ta aynı şekilde. İnsanlar aslında artık, emperyalizmle işbirliği çok vurgulanır hale geldi. Kendi yerinde tabii o belli. Şimdi Türkiye'nin içinde de artık halk görülen şu yavaş yavaş artık dış politikadaki zaten başarısızlık tescil edilmesine rağmen en açık dış politika özellikle Suriye-Irak konusunda başarısız olunmasına rağmen yüzsüz bir şekilde hala bu politikanın doğruluğunu savunuyorsa bir iktidar partisi artık bu noktada seçimler adeta Orta Doğu'nun seçimlerine benziyor iktidar açısından. Çünkü artık söylemler mesela ekonomik söylemler artık halk tarafından kabul görmeyince bu sefer dini söylemlere çok yer veriliyor maalesef. En korktuğumuz şey de buydu. Yani dini söylemlerin bir seçim esnasında çok sık dile getirilmesi, karşıdaki insanların yer yer dine saygısızlıkla suçlanması, yer yer mezhepçilik yapılması maalesef ülkemizde özellikle samimi dindarları endişelendiriyor diye düşünüyoruz. Ve Orta Doğu'daki tabirlerinde ise hikmet sahibi insanlar da bunu görüyor. Maalesef bir Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin adını ağzına alırken ağzını yıkaması gereken bedevilerin Türkiye Cumhuriyeti'ne adeta emir yağdırması açıkçası herkesin hem şaşırtıyor hem de zoruna gidiyor. Türkiye nasıl oldu da haritada büyüteçle görülen Katar'ın veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin güdümüne nasıl geldi? Yemen'e saldırmıyorsunuz diye nasıl bizi kınıyorlar? Açıkçası yani çok şaşırtıcı bir durumla karşı karşıyayız. 1923'te kurulan güçlü Türkiye Cumhuriyeti nasıl oldu da 21. yüzyılda Bedevi Araplarla aynı siyaseti gütmeye başladı. Açıkçası herkes şaşkınlık içinde şu an. Böyle özetlemek mümkün bölgeyi ama son derece önemli bir tespitiniz vardı. Değerli hocama da ben o çerçevede dönmek istiyorum. Sefer hocam tablo çok açık.
bölgede bir yandan emperyalizmin o alçakça girişimleriyle adeta mezhepler karıştırılıyor, kimlikler arasında karşılık çıksın diye bir çaba sarf ediliyor. Bir yandan kendi içimizde de baktığımızda adeta bir din sömürüsüyle yurttaşlarımız tabiri caizse Allah ile aldatmak noktasında bir seçim atmosferine giriyor. Siz önemli bir kesimin temsilcisi olarak bütün bu fotoğrafı bize nasıl anlatırsınız? Özellikle hangi uyarılarda bulunursunuz? Onu sizden dinlemek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben burada vazife bildiğim bir şey var. Hakikaten gönlümüze, halkımızın içerisinde de gözlemlediğim çok yakinen, çünkü hep halkımızın içinde olduğum için görevim itibariyle herkesin gönlünün sesi ulusal kanal olduğu için, vicdanların sesi olduğu için, akla hitap edilen programlar olduğu için, dünyadaki var olan, yaşanan, artık dünya çok küçük, herkes bir ekrandan takip edebiliyor, görebiliyor, anlayabiliyor. Bu kadar zulüm ve haksızlığın diz boyu olan dünya genelinde ve Orta Doğu'da yaşanan durumlar, burada hem ulusal kanal programları başta siz olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mutluluğumu burada olmaktan paylaşmak istiyorum. Aynı mutluluğu biz de paylaşıyoruz. Sağ olun. Çok takip ederim, izlerim. Ancak şu vardır, biz niye buradayız? Ben şahsen kendime soruyorum, ben niçin buradayım? Gerçekten burada olmalı mıyım? Olmak bir insanlık vazifem midir? İkincisi, halkımızın içerisinde din adına üstlendiğimiz bir misyon, din görevliliği çok ağır ve çok değerli, çok kutsal bir görevdir. Ancak benim anladığım kutsal makine olarak görebildiğimiz akıl, müzakere olmadan, fikir teatileri yapılmadan, o da bu kanaldan birinci sırada olduğuna, buna inanıyorum ve hep de duyduğumuz budur toplumumuzda. Duanızla ayaktayız. Çok teşekkür ederim. Allah'ın izniyle. Sağ ol. Ancak susmak bir takım yanlışlıkları kabullenmek anlamına geliyor. Cevat Hocam'ın da buyurduğu, tabii ki bu konuda ufku, tespitleri olağanüstüdür. Hem toplumumuzun içerisindeki olan yankılarını daha çok izliyoruz. Bir hadisle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ehl-i Beyt imamlarından da bu hadis çoktur bu sözler. اَزَّالِمُ وَالْرَازِي بِهِ شَر۪يكُنْ Zalim, haksızlığı yapan kişiler, kişi veya kişiler veya yönetimler, dünyanın insanlık adına nerede olursa olsun, وَالْرَازِي بِهِ ona rıza gösteren şer'ikün, eşittir. Burada bu söz Kur'an ölçüsüne göre İslam dininin onun üzerinde bir değer olmadığına göre ve maalesef diyeceğim, uzun zamandır takip edip gördüğümüz medyadan, halk içerisinde, toplumun içerisinde çok büyük, başta dinimize, kutsal kitabımıza, kutsal değerlerimize o kadar saptırıldı, o kadar kullanıldı ki benim burada oturuş geliş sebebimin bir sebebi de odur. Yani susmak büyük vebal olarak görüyoruz. Susmamız sorgulanmalı diye kesinlikle doğrudur. Buradaki oturuşumuz, tabii ki fikirlere saygılıyız. Mutlaka. Ama zalimin yanında bilerek yer almak, duyarsız kalmak aynı duruma düşmektir. Din konusu akla geldiğinde bir öteki dünya anlayışı, herkes inananlarca bu böyle bilinir. Bu dünya sınav dünyası ise
bu sürede, bu kritik dönemde dünya genelinde, Orta Doğu'da ve Türkiye'mizde bu kadar mükemmel bir ülke. Bu kadar mükemmel bir ülke. Ve İslam toplulukları içerisinde de aydınlığı bulan aydın kesim, hurafelerden ayırt edebilecek bir Müslüman kitlesine de bu ülke sahiptir çok şükür. Tabii burada farklı bir şeyi anlatmak için söylemiyorum. Bizim şahsımızın inancı başta tüm peygamberlere iman etmek, son peygamber Hazreti Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme imanımız ve Kur'an-ı Kerim'in vazgeçilmez kutsal bir kılavuz kitabı oluşuna iman etmişiz. Ondan sonra ise 12 imam inancı ve bu halkta belirlenen mezhebi anlamda da sordunuz onun için ona vurgu yapıyorum. Caferiliktir. Caferilikteki tüm esas ve ilkeler tümü de akılcılık esastır. Akılcılık. Yani bizlerde tarikat, bir şeyhe bağlanmak, kayıtsız şartsız birilerinin sürüklemesi, bu bizim inancımızda yoktur. Bu kadar kendi inancımızda gözlemlediğimiz, gördüğümüz, ben inanıyorum ki tüm halkımızda, çünkü uzun zamandır, 30-31 yıldır toplumumuzun içerisindeyiz bu görevden dolayı. Evet efendim. Biraz da yapım itibariyle, daha çok da mektebimizden aldığımız, örgütlendiğimiz, gördüğümüz akılcılığı esas tutarak araştırmalar yaparız. Bu açıdan öyle bir kritik döneme Türkiye geldi ki, o kadar kritik bir döneme girdik ki, kesinlikle bu dönemde seçim kelimesini düşünerek, bulunduğum tüm toplulukta ben çok dolaşırım. 13 ülke dolaştım. Tüm topluluklar içerisinde bir taşın bile caddede varlığında orada bir yönetimi görmeye çalışırım. Eserden müessire silsilesiyle. Bizim demin o sözümü bağlayayım. Allah, tevhid inancı, adalet. Değerli dinleyicilerimizden şu ince noktaları daha çok mütalaa etmelerini istirham ediyorum. Allah inancında, tevhid inancında adli kelimesi, adalet kavramı çok önemlidir. Adaletin dünya genelinde 7,5 milyarı aşkın dünya nüfusunda adaletin ne olduğu malum. Ülkemizde de adaletin yok olması için maalesef din saptırılarak hurafelerin var olduğu bir ortamda, kol gezilen her ortam, her cadde, her sokakta görebiliyoruz. Böyle bir durumda tepkisiz kalmak büyük suçtur. Allah katında büyük suçtur. Bizim bu anlattıklarımız da asla ve asla dini kullanacak, o zaman eleştirdiğimiz, yanlış gördüğümüz dini kriterler ve ölçülerde, o zaman biz de aynı potanın içerisinde olmuş oluyoruz. Buna mümkünatı yoktur ve doğru değildir, etik de değildir. Bizlerin aldığımız enerji tamamıyla Kur'an, peygamber ve gizli peygamber de aklımızdır. Her ferdin, her bireyin, Can Bey, bir akıl, gizli peygamberi var. O da akıldır. O da akıldır. Naçizane bizlerin tespiti değil. Var olan gerçekleri biz burada yansıtmaktır. Geri kalan herkes kendisine karar verecek. Ama bana ne var deme gibi bir lüksüne dini inanç çemberinde baktığımızda asla ve asla yoktur. Zalimin karşısında susmak, ona destek vermek, mazlumu ezmek demektir. Gerçek dini aklımız, vicdanımız ve insani duygumuz. Ehl-i Beyt inancı mektebine mensup olanların her bir tek be teki, biz burada neyi yansıtıyorsak, hocalarımız başta olmakla beraber toplumumuzda, tabii ki burada vurgu yaptığımız bir tek
ayrı sadece Caferi mezhebine mensup olanlar değildir. Çünkü din mezhebi üzeri anlayışta din vardır, akıl vardır. Bütün peygamberlere iman etmek vardır ve başta da Allah vardır. Bu tümünün bizde akılcılıkla, bilgiyle, saf akılla da bir şey olmuyor. Bilgiyle donatılan, tamamıyla vahya teslim olan, başta Peygamber aleyhisselamı öncü tutan, kendilerinden 11 imamımız yaşadığı hayatta nefsinden bir şeyi karıştırmadığı, çünkü masumdurlar. Bizler de bu açıdan toplumumuzun yanlış tanıyanlar çoktur, yanlış tanımlamalar olmuştur. Biraz da burada lütfen herkesten biz istirham ediyoruz. Mütefekkir insanın birkaç dakika bile tefekkür etmesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 70 yılın ibadetine eş değerdedir. Ama gece gündüz sünneti geleneklerle kafasını ve beynini bütünüyle dünyaya kapatan, kendi inancında gerçekleri görmeye kapatan, çünkü kapattırıldılar. Yeni değil bu Can Bey. Asırlardır bu vardır. Burada bizim kendi inancımızda uyumak yoktur, gaflet yoktur, akılcılık esastır. İnancımızda kalkıp da bir kişi diyemez ki bu kadar müridim vardır bizde. Niçin? Çünkü inanç temelimizde yanlış düşünceli olanlara bile bu fırsatı vermiyor. Yani mümkün değil. Mucize o da Allah ve onun peygamberine, imamına bağlı olan bir durumdur. Yeni değil dediğim film nerede koptu? Filmin koptuğu bugün, şu günle bağlamak istiyorum. Yani Caferilik dedik, imamet dedik. İmam-ı Cafer-i Sadık buyuruyor ki bizim etrafımızda olanlar, bizi takip edenler, çünkü kıyamete kadar Muhammediye dini sallallahu aleyhi ve sellem müstemirdir, yaşayacaktır ve yaşıyor. 1400 sene geçmiştir. Buyuruyor ki bizim peşimizde olanlara, o zamandan bize rota belirliyor. Bizlerin yaratılış, biraz da fıtrata gitmek gerekiyor. Yaratılışımızdaki o öz çamur, palçık diyelim, ondan artanlarından bizim etrafımızdaki takipçilerimiz, ondan artanlarından fıtratı yaratılışlarında mayadır bu. Bu çok derin, hikmet gerektiren, anlaşılması gereken bir durumdur. Nerede film koptu diye bir cümle arz ettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 23 yılda bu kutsal kitabımız, kılavuz kitap, başta masum peygamber olduğuna göre cahiliye devri bir topluluktan esr-i saadet durumuna o topluluğu nasıl getirdi? Kısa bir süre, çok uzun bir zamanda değildir. O kadar dönem içerisinde bunu bir noktaya bağlamak istiyorum. Bugünün Müslümanım diyen kişiler sadece değil, tüm insanlık alemi bu kitabı okumalıdır. Tarafsız, aklıyla düşünmelidir, objektif düşünmelidir. O kutsal makine aklı iyi işletmelidir. Bunu görebilir, oraya gidebilir. Aradaki dönemde dinin, İslam'ın başına neler getirildi ve insanların içinde, beynindeki akla nasıl ipotek kondu? Müslüman dünyası nasıl bu hale geldi? Sosyolojik gerçekler Peygamber Efendimizin döneminde, bir tanesini söylüyoruz. Hira Dağı'ndaki Allah'ın emri, ilim, bilim, irfan, eğer o dönemdeki işledi, Ebazer-i Gıffariler, Selman-ı Farisiler çıkardı ashabın içerisinde. Yani masumiyete bir derece, bir merdiven kalabilecek, bir basamak kalabilecek durum. Sonra o durum sabote edildi tabiri caizse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabutun içerisindeyken gökten indirilen din sakifede gömüldü.
Bu işin önemli bir ayrı boyutudur. Orada gömüldü. Peygamber gibi bir üstün şahsiyete katılmadı bile. Azınlıkla alakalı toplumumuzda tespit ettiğim hocam, azınlık psikolojisinden toplumumuz mutlaka çıkmalı. Şu partiye verdim, o grubun içinde oldum, efendim bu gazete çok satar, öbürü bu olur, bu tamamıyla toplum psikolojisini zaten bastırılıyorlar, yanılıyorlar. Bu yanılgıdan bir an önce çıkmalıdırlar. Ve bunu akılcılıkla yapabiliriz. Kesinlikle. Peki, çok aklın önemli. Rehberi. Çok önemliydi. Edilecek. Hemen siz de aynı noktadan hocam, ve tabii ben... beklentiler ne bu önümüzdeki süreçte yavaş yavaş da bugünün notlarına geçmişten evet, günümüze. Ben şimdi hemen hocamın söylediklerine katılarak birkaç noktada tabii, detaylandırmak istiyorum. Şimdi bizim nasıl bir hükümet modeli bekliyoruz Can Bey? Şimdi bazı hükümetler dine tavır alıyorlar, dine karşı. Diyelim ki geçmişte bir takım hükümetler laiklik adına dine karşı tavır aldılar. Bu yanlışlar yapıldı. Bugünkü iktidarı da zaten o biraz gündeme getirdi Türkiye'de. Bir takım iktidarlar ise hükümeti ve iktidarı iktidara ulaşmak için dini kullanıyorlar. Şimdi bizim beklediğimiz model şu, biz dine saygılı bir hükümet bekliyoruz. Ne dine düşman olan ne de dini kullanan. Böyle bir hükümetler istemiyoruz. Bakın, dini siz ne kadar baskı altına alırsanız alın, sonuçta Sovyetler Birliği bir dağılır, insanlar kiliselere koşar veya camilere gider. Veya dini kullanırsınız, insanlar dinle insanlara baskı yaparsınız, bir yerde patlar, hatta insanlar dine düşman olur, dine tavır alır. Bakın, akıllı olan herkes der ki bırakın dine saygılı bir hükümet olsun, ne dini kullansın ne de dine tavır alsın. Ben birkaç tane örnek vereceğim. Ki laikliğin özü bu, budur, zaten. Budur. Şimdi bakın, örnek veriyorum, şu anda vatandaşlarımızın hepsi kendileri karar versin. Yani bir din adamının söylemesiyle, bir hocanın demesiyle, hoca dediyse doğrudur değil. Şu anda din siyasetin hizmetindedir vesselam. Bunu bir kere açık kabul ediyor. Yani herkes bunu biliyor. Din şu anda sadece Türkiye'ye de özel değil Can Bey. Evet. Birçok ülkede din siyasetin hizmetindedir. Halbuki bizim beklentimiz tersiydi. Tam tersi. Yani siyasetçiler dine ve dindarlara saygılı olsun. Siyaset hatta dinin hizmetinde olsun. Yani din toplumda olmalıdır sonuçta. Mutlaka. Din olmayınca başka sıkıntılar yaşanıyor. Yani anne babaya saygı kalkıyor, cumhurbaşkanına saygı kalkıyor, devlet büyüğüne saygı kalkıyor vesaire, öğretmene saygı kalkıyor. Din olmalıdır. Din bir ahlaktır, bir güzelliktir. Ama nedir? İnsanla Allah arasında yaşanması gereken bir olgudur. Yani ben birkaç tane hemen örnek vereceğim. Buyurun. Bakın, İslam dininde insanları kutuplaştırma yoktur. Yani mesela Saddam bunu yapardı Irak'ta. Direkt Sünnileri olduğu gibi hükümete alırdı. Şiiler çoğunlukta olmasına rağmen asla hükümette olmazdı. Veya şu anda Bahreyn'de yaşandığı gibi, Suudi Arabistan'da yaşandığı gibi. Şu anda Türkiye'de bir tane mesela Alevi bakan yoktur. Alevi vali dahi yoktur. Hatta iktidarın partisinde Alevi aday da yoktur. Biz mesela Alevi açılımları olduğu zaman diyorduk, Alevilere hak vermeyin kardeşim, Kürtlere hak vermeyin, eşit vatandaş muamelesi yapın, bunu istiyoruz. Yani bize, kimseye niye hakkını veriyorsun ki sen? Herkes eşit vatandaş olursa anayasada bir problem olmaz. Ama siz insanları bunun yerine kutuplaştırıyorsunuz. Bakın, Peygamber geldiğinde o zaman Evs ve Hazreç kabilelerini hemen barıştırdı. İnsanlar arasında ayrımcılık yapmayın dedi ve çok ilginç bir hadis söyleyeceğim. İki arası bozuk olanın arasını düzeltmek bütün oruç ve namazlardan daha üstündür diyor. Şimdi bir de tersini düşünün. İki insanın arasını bozmak nedir? Ve maalesef ülkemizde bir gerginlik var şu anda. Mezhep üzerinden gerginlik var. Kavmiyet üzerinden gerginlik var. Bakın, endişeliyiz bu noktada. Bu bir örnekti. Efendim, mesela Caferi Kesim'le ilgili bir not sadece söyleyeceğim. Gezi olaylarında işte efendim bu bizim aşağıdaki
Dolmabahçe Camisi'ne ayakkabıyla giydiler, girdiler diye aylarca bağıran iktidar, iki tane Caferi Camisi yakıldı, içinde Kur'anlarla birlikte hiçbir şey söylemediler. Günlerce haber yaptık. Efendim yani doğru. Biz endişe için, ha diyeceksiniz ki işte Diyanet İşleri Başkanlığı var tabii yani. Lüks lojmanında, jacuzzili lojmanında kalan veya lüks, ultra lüks Mercedes'e binen bir Diyanet'ten çok beklentimiz yok bu noktada açıkçası. Yani üzülerek izliyoruz bunları. Efendim, diğer taraftan halk bazında, tabii halk öyle bir medya bombardımanı altında ki, yani 700 lira Can Bey, 700 lira maaş alan vatandaş kolunda 700 bin liralık saati olan bakanı alkışlıyor bu ülkede. Yapmayın. Yani bugünlere gelmemeliydi bu ülke. Ve dikkat ederseniz bu seçimde, ilk sorunuza binaen söylüyorum. Buyurun efendim. Bu seçimde Kur'an meydanlara indi. Bak, Orta Doğu'da biz buna alışkınız. Yani Arap ülkelerinde böyle çok hocalar birden gelir, din adamları gelir, direkt iktidarın yanında durur. Maalesef Kur'anlar meydana indi. Hani Mehmet Akif'in bir şeyi vardır, bir şiiri vardır. Ben not almıştım. İstiklal şairimiz. İnmemiştir hele Kur'an, buna hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak, ne de fal bakmak için. Ya. Biz de diyoruz ki ne mızrak ucuna takılmak, ne de oy toplamak için. Ya. Yani lütfen, yani ülke nereye gidiyor bir dikkatle izleyelim yani. Dinini sevenler izlesinler. Yani samimi dindarlar şu süreci bir izlesinler. Ben bir iki kısa örnek verip hocama bırakacağım sözü. Tabii, bakın, Hazreti Ali hükümete geldiği zaman Can Bey diyor ki, iki tane gömleğim var diyor o zamanki şartlar. Eğer diyor bir gün bu hükümetten ayrılırken ikiden fazla elbisem olursa beni hesaba çekin. Yani hiç hükümetteyken mal artırımı yapmadı. Şimdiki hükümeti, sadece Türkiye'ye özel değil, bütün dünyadaki dindar olan, Müslüman olan, insan olan herkese diyoruz. Bir mukayese edin. İktidara gelmeden önce neleri vardı? İktidara geldikten sonra şu anda neleri var? Yani hocam buyurduğu gibi, yani akıl süzgecinden geçirelim lütfen. Yani aklımızı tatile göndermeyelim. Yani gizli peygamber diye bir tabir buyurdular. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü vicdanla işleyen bir mekanizma. Tabii, bir de dikkat ederseniz, dört büyük kitapta ortak emirler vardır böyle. Mesela öldürmeyin. Ya Orta Doğu'da kan nehir oldu, artık akıyor. Öldürmeyin diyor. Ve Orta Doğu'da bütün ele geçirilen IŞİD teröristleriyle röportaj yapılıyor. Hepsi diyor ki, Atatürk Havalimanı'na geldik, Antep uçağıyla, Hatay uçağıyla geldik, oradan sınırı geçtik. Yani hala bunun bile sorumluluğunu alıp diyemiyorsunuz ki, ya evet lojistik olarak ülkemizi üs olarak kullandı, gittiler. Çok uzak değil yani, Atatürk Havalimanı'nın gidin bir o şehirlere giden yolcularına bir bakın, anlıyorsunuz bu adamların. Yani Libyanlı'nın, Suudi Arabistanlı'nın ne işi var Türkiye'nin sınırlarından geçip gidiyor. Ve biz bunun sorumlusuyuz. İki, çalmayın diyor. Mesela Kur'an'da da vardır. Çalmayın. Yani bakın şimdi, düşünün. Yani ayakkabı kutularından paralar çıktı, inkar edildi bunlar. Rüşvetler çıktı, inkar edildi bunlar. Yani biz Orta Doğu'da insanlar bunlara çok alışık da, Türkiye'de maalesef dindar olanların bunu yapması çok ilginç. Yani biz dindarız, dine saygılıyız diyen, samimi dindar profili çizenlerin bunu yapması çok kötü. Ve yalan söylemeyin ve iftira atmayın diyor. Kur'an'da diyor, Tevrat'ta diyor, İncil'de diyor, Zebur'da diyor. Yalan söylemeyin diyor. Biz hala o Kabataş'taki ya, şeyi bekliyoruz. Yani görüntüler ve üzülerek bunları görüyoruz. Maalesef maalesef çifte standartlar var. Bir de bu Suriye konusunda bir şey arz edeceğim. Bakın, bir Eyüp Donat meselesi başladı son dönem. Yani Orta Doğu'da büyük bir fitne var. Mezhep fitnesi var. Alevi Sünni, Şii Sünni. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti buna alışık değil. Türk insanı buna alışık değil. Yani Türkiye'de, ya Türkiye'de Vahabilik olmaz, olamaz. Geçen gün Eyüp Sultan'ı ziyaret ediyorum, kabri şerifini burada. Bir tane Suudi Arabistanlı dönüp dedi ki bana Arapça, dedi ya bunların hepsi müşrik.
Şirk koşuyorlar Allah'a. Yani diyor ki elimizde olsa Eyüp Sultan'ın mezarını biz yıkarız, bu insanları da dağıtırız buradan. Nasıl ki Medine'de yaptılar, nasıl ki evet. Peygamberin bile mezarını yıkmak istiyorlardı. Bu zihniyet bizim kardeşimiz mi oldu Can Bey? Yani Suriye'de bizim dostlarımız denildi, Suriye'de öfkeli gençler denildi ve görüyorsunuz her gün yani tekbir eşliğinde insanların kafası kesiliyor ve din adına yapılıyor ve maalesef Türkiye bu politikanın bir şeyi oldu, parçası oldu. Yani gibi değil mi? 1923'te kurulan Türkiye yani. Cumhuriyeti bu amaçla kurulmamıştı. Kurulmamış. Kimse kusura bakmaz. Doğru. Son derece önemli tespit. Bir karikatür vardı, söylediğiniz iyi oldu. Tetiği çeken Allahu Ekber diyor, orada yatan Allahu Ekber diyor. Bizi getirdikleri nokta bu. Hem Sayın Hocam hem de sizin gerçekten çok çarpıcı tespitler. Tabii biraz çözüme doğru süremizin de sonlarına giriyoruz. Son 14 dakika içindeyiz ama ne bekliyorsunuz? Şimdi hakikaten her iki ismimiz, konuğumuzun verdiği örnekler çok çarpıcı. Tetiği çeken, öldürülen aynı zikri aslında paylaşıyor. İşte bu emperyalizm Orta Doğu'da, Suriye başta olmak üzere başlattıkları bu kan gölünde milyonlarca Müslüman yaşamını yitirdi. Çığlıkları hala daha kulağımızda. Onlarca Müslüman kadına tecavüzler yapıldı bu coğrafyada maalesef. Ve buna sizin az önce ifade ettiğiniz gibi susmayı sorgulamak lazım demek lazım galiba. Ne bekliyorsunuz önümüzdeki seçimde? Çıkış yolu açısından nasıl bir rotayı önümüze koyarsınız? Evet, çok fazlasıyla tabii ki Can Bey söyleniyor, biliniyor. Halkımızca da teşhisler çoğunlukta konmuş. İş icraatta biz de bunun üzerine çok fazlasıyla tabii ki durmayalım. Peki, çözüme öyle. Çözümü Türkiye'nin yaklaşık %98'ine yakın nüfusun Müslüman toplumu. Veya rakamında ben yanılmış olabilirim. Çok şey değil, önemli değil. Madem Müslüman toplumuysa aynı zamanda insan topluluğudur. Peygamber Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iyi bir insan olmayan iyi bir Müslüman olamaz. Zaten toplumumuzda bizlerin yanıldığımız toplumu yanıltanlar, dini kullananlar, istismar edenler, daha çok dini gerçeğinden saptıranlardır. İnsani duruş olarak madem Müslümanlık, inanç, kelime-i tevhid bunlar dilimizde, kalbimizde cari ediyorsa Müslümanın müminleri ortaya çıkmalıdırlar. Gerçek dindarları, dincileri değil. İki harfle kaybetti. Hep böyle. Geçmişte de öyle oldu. Yani tarihi süreç içerisinde ben sadece Sakife-i Vurgat o değildir. Onun dışında Emeviler dönemidir, Abbasiler dönemidir. Ve gelen halifelerin toplum üzerindeki rolü o kadar enteresan ki bu çağda yaşayan bir bireye yakışmıyor bu kadar sömürülmek. Bu kadar kullanılmak. Kişi kendini kullandırabilir ama tüm topluma ait olan konuda hakkı yoktur. Zalime oy veremez, zalimle aynı kefede bulunamaz. Eğer şu müessese, burası, bu kanalı dahi ben şahsım itibariyle söylüyorum, aynı yerlerden birisi olmuş olsaydı burada oturmanın kıyamet gününde bile bedelini ödeyemeyeceğinin inancını taşıyorum. Böyle bakarım hayata diyorsunuz, anladım. Ve o kadar çok da ismim kadar eminim, buradaki çözüm şudur. Hazreti Ali Aleyhisselam'a sordular. Yaş kurunun oduna neden yanıyor? Buyuruyor ki tepkisiz oldukları için, ayağa kalkmadıkları için, sustukları için, sessiz kaldıkları için. Şimdi hep duyuyoruz insanlarımızdan, toplumumuzdan. Şu parti, o parti, bu parti. Biz sadece burada vazifemiz, görevimiz burada gerçekleri atfetmek, dile getirmek. Burada ulusal kanala biz şahsen neden teşekkürümüz var? Bu sesi duyurulabiliyor. Ben toplumun içerisinde, hocam da aynı, diğer hoca arkadaşlarımız da öyledir. Mutlaka ki gerçekleri bilenler anlatıyorlar.
Ama kaç kişi dinleyebiliyor? 100 kişi dinleyebiliyor, 1000 kişi dinleyebiliyor bulunduğumuz ortamlarda. Ama burada milyonlar duyduğuna göre o zaman çözüm noktasında mecburuz. Bir oyu kişi çöpe atma, kullanmamakla hakkı yoktur. Dinen düşünüyorsak hakkı yoktur, değerlendirecektir. Bir şehirden bir şehire dahi gidecekse gidecek oyunu değerlendirecek. Şöyle sorayım bu oyunlar, o zaman değerli hocam, evet, böldüm sözünüzü. Nihayetinde işte partilerin adayları belli. Açıkladıkları programlar belli. Hem evet, içte hem dışta. Özellikle dış politikayı bir iki cümlede olsa Cevat evet, Üstad'dan ben almak istiyorum. Evet. Dış politikasına hangi çerçevede bakması gerekir ya da onayladığı evet, var mı? Siz bu parti programlarından hangisini eleştirirsiniz, hangisini önemsersiniz? Buyurun, sözü size bırakalım. Toplumumuz içerisinde tanınan sadece bir Caferi topluluğu değil. Mutlaka. İnancımızdan tümüyle herkesin gayrimüslimlerle bile diyalog içerisinde olmak bizim görevimiz ve hep de ömrüm, hayatım böyle geçiyor çok şükür. Ve çok büyük sonuçlar da alıyorum. Netice, sonuç nerededir? Bu o kadar önemlidir. Ülke, toplumu, bayrağı, her şeyiyle gemi batıyor. Gemi bana göre su almaya başladı. Ve epey zamandır başladı. Epey zamandır başladı. Bana ne gibi bir lüksümüz yoktur. Toplumdaki gözlemlediğim, gördüğüm gerçekten bugün Vatan Partisi'nin buradaki yapılan o değerli kişilerin konuşmaları, sizlerin programları, biz o tarafta olduğumuz için daha çok nabız tutabilme şansımız vardır. Bu açıdan gönlüm çok ferahtır, çok mutluyuz. Buna halkımızın da, bizi dinleyen insanlarımızın da gerçekten inandıklarına ben aracı olarak buradan sözümü söylüyorum. Çoğunlukta insanların uyumadıklarını, bir musibet bin nasihattan daha da faydalıdır sözünü uyarladığımızda bu durumda çok musibet, bir musibet değil, din kullanılarak çok fazlasıyla musibetleri toplum kitlelerimizin tümü bu bedelleri ödediler. Niye hoşunuza gidiyor Vatan Sonuçta Partisi? Vatan Partisi'dir. Vatan Partisi'dir. Şahsi görüşümü buradan bizleri dinleyip ölçü tutuyorsa, tutan kişilerde çoktur biliyorum. Kesinlikle ilk defa ben medya aracılığıyla, yani çıktık başka radyodur vesaire, ama burada çok net inandığım bir şeyi paylaşmalıyım. Vatan Partisi kesinlikle olmalı. Kanalda destek verilecekse kesinlikle şarttır. Her yönüyle destek şarttır. Ben bunu din adamı sıfatıyla, inancımızdan her yönüyle, olay bu kadar ciddidir. Bu konuda duyarsız, sessiz kalarsak bir ince noktaya vurgu yapmak istiyorum. Çünkü bu gözden kaçan, burada mikrobik düşüncelere sahip olan insanlar çok fazla olduğu için oradan sızabiliyorlar bir virüs gibi. Ya şu partiye de versek ne olacak ki? Hayır. Batılla ve hak çizgisi ayrıldığında gerçeği toplumumuz ne kadar kişiler varsa çıkar, menfaat, adaylardan, iş başında olanlardan tümünde gördüğüm saf, arı, duru, tertemiz, demin dediğimiz kutsal makine, dini değerlere de çok çok önem verildiği, çok dindar kesimlerden bu partiye de oy vereceklerine %100 inanıyorum. Bu kadar. Açık bu kadar huzurluyum. Ben hakikaten çok teşekkür ediyorum. Son derece de önemli saptamalarla dile getirdiniz değerli hocam. Şurada 2-3 dakikada vaktimiz varsa buyurun, bir özetleyeyim hocamın vaktini de. 2-3 dakikada hocam için geldiğimde son dakikalarımda bütün kafamdaki süreçten geçirdiklerimi. Baraj uygulamasında adalet yoktur. Adalet barajda boğulmuştur. Adil insanlar da bu barajdaki boğulmuşluğu çıkarmalıdırlar. Görevdir. Ama adalet, başta dedik ya tevhid, adalet. İkincisi, en büyük hırsızlık oy hırsızlığıdır. Dinci takılan kişiler lütfen dindarlığı,
kendilerinde o gafletten çıkarsınlar. Yarın kıyamet var, hesap vardır. Gece hırsızıyla gündüz hırsızı Behlul-u Danenden'in bir sözüyle sonuçlandırayım, kısadır. Behlul-u Danenden'in, çünkü büyük Allame Behlul-u Danende'dir. Tarihte İmam Cefer Sadık'ın büyük müçtehitlerden, talebelerinden, ondan ders almış kişidir. Elbiseleri, 2-3 bir şeyleri çalınıyor ve gündüz insanlar geliyorlar geçmiş olsun demeye. Sonra mezarlığa gidiyor. Mezarlığın girişinde oturuyor Behlul-u Danende. Bakıyor bir cenaze, teşhi cenaze törenidir ama çok şatafatlı. Belli ki zengin falan. Behlul ayağa kalkıyor. O cenaze sahiplerine, teşhi cenaze yapan topluluğun üzerine hırsızı yakaladım, hırsızı yakaladım sözlerini, sesini yükseltiyor. Tabii herkes şaşıyor. Cenazenin yakınları da diyorlar ki, Behlul, hırsız kim? Bu cenazedir, bu bizim babamızdır tabut içerisindeki. Yanındakiler diyorlar ki, Behlul'un 3-5 kalem, çünkü hiçbir şey yok. Demin hocamın Hazreti Aleyhisselam'daki gömlek misali. Misali gibi. Evet, evet. Nasıl siz bizim babamızı hakaret edersiniz? Hayır diyor, o dönemin kapitalist holdingi, o bölgenin tabut içerisindeki ölen kişi oydu. Kan emen sülük gibi dolaylı yollardan her şeyi kullanarak. Diyor ki evet diyor, ben de biliyorum sizin babanız benim gece elbisemi yıkık binada kalırken çalmadığını. Ben diyor gece hırsızını bulamadım diyor. Ben diyor burada gündüz hırsızını buldum. Gündüz hırsızını buldum. Şimdi bugün dünya üzerinde emperyalist güçler gündüz hırsızıdır. Ona eşlik edenler gündüz hırsızıdır. Dinci kesimler tümüyle gündüz hırsızlarının aynı grubun içerisindedirler. Bundan çıkış için bir tane dahi bu gerçekleri yansıtacak, bu kadar çok şükür diyebileceğimiz, doğruyu yansıtabilecek bir parti vardır. Yani Doğu Perinçe'yi, genel başkanımızın o kadar mükemmeliği, kutsal makina dedik, kutsal makinayı ben bir din adamı olarak gözlemlediğim, gördüğüm ve takipçileri tümüyle bizim toplumumuz, bizler bu ülkede vatanını, milletini, bayrağını asla ters düşmeyen, buradan da açık yüreklikle söylüyorum, Allah rahmet etsin Mustafa Kemal'imize. Ve o tekti. İslam ülkelerinin birçoğu böyle bir yönetimi arzularken ellerine geçmiyor. Biz elimizdeki nimeti yok etmeye çalışıyoruz. Meclise şunu söylüyorum değerli dinleyicilerimize, son sözümü bitirdim. Ne olursa olsun asla ve asla, eğer dini açıdan da düşünüyorsak, yarın mezara gireceğiz, nekir münkerin sorgusunu düşünüyorsak, biz de bundan emin olmasak bu kadar net konuşmayız. Bu durumda bir tek bu partiye, Vatan Partisi'ne, çünkü vatanın bağrından, gerçeklerin bağrından kopmuş, sesi yansıdan ben tek parti olarak görüyorum. Burada bu sözü söylediğimin sebebi, bir tane, bunu ben toplantılarda, söylemler, cadde, sokak, bir kişiyle, 100 kişiyle de Kur'an okurum, meclislerde dini görevimi yaparım, aynısını da açık açık bizi bilenler biliyorlar. Çünkü gerçekleri biz, ben hiçbir zaman oldum olarak. Saklamam diyorsunuz. Böyleyim, saklamadım. Bir tane dahi oy çıksa, bırakalım barajı geçip geçmemesi, sorumlu olmamak için ve ben inanıyorum, inanıyorum ki korkuya büründüler. Hakikaten sindiler. Bu partinin, gerçekler, bu mazlumların ahını, feryadını duyan Allah vardır. Dinci de bir kere gözündeki o perdeyi kaldırsın. O sahte dincilik inançlarından sömürüldüğü kişileri bir eleştirsin. Öz eleştiri yapsın. Gerçekleri mutlaka görecek ki kutsal makina her şeyi çözüyor. Hakkı, batılı kutsal makina çözer. Sonra da Kur'an'ı döner.
ipotek altından çıkmış ya tarikat mıdır, mezhebi görüş müdür, neyse bunlardan çıkacak. La tekun abde gayri kefe gecealeke Allahu abden horra, değil mi hocam? Bir başkasının kölesi olmaya gerek yoktur. Çünkü Hazreti Ali Aleyhisselam da, Peygamber Aleyhisselam da buyuruyor bütün imamlardan da, aklı ipotek altına verdiğimiz sürece kurtulamayız. İpotekten kurtulmak gerekiyor. Din sömürgeliği, bu despot anlayışlardan kurtulmak için bireyin önce özgür olması gerekiyor. Özgürlük olmadan, özgür olmadan ne Kur'an-ı Kerim'i anlar, ne peygambere ümmet olabilir, hangi mezhep meşrepte de olursa olsun sömürülür, asla ve asla da felahı da yoktur. Sadece tek dünyasını yakmıyor, iki dünyasını birden yakacak, kendisi araştıracak, görecek. Böyle biz bunu vazife bildik uyarı. Burada teşekkür ederiz, biz teşekkür ederiz. Bizleri burada ne demek? Yer verdiniz, son zaman verdiniz, son 2-3 dakika içindeyiz. Evet. Sevgili Cevat Göküstad'a da döneyim, bölgesel politikalar tabi canımızı çok acıtıyor Üstad, sizinle anlatıyoruz. Ben de yine son söz olarak hem notlarınızı hem buna pas ediyorum. Ben son olarak yani yurt dışı ile ilgili bölgesel yani, tabii bölgesel politikalar. Şunu arz edeceğim hemen. Bir Suriye'nin birliği. Suriye'nin birliğine çalışan herkese teşekkür ediyorum buradan. Çünkü Suriye'nin birliği, Irak'ın birliği şudur. Suriye, Irak parçalanırsa yarın Türkiye'nin parçalanmayacağına kimse garanti veremez. Maalesef 2 ayda Şam'a gireceğiz denildi. 4 milyona yakın Suriyeli bize girdi, ülkemize girdi diyelim. O noktada Sayın Doğu Perinçek'in Türkiye'den hatırladım çok ciddi tavrı oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Haydarbaş Hoca'nın şimdi net konuşmak gerekse iyi bir tavrı oldu o noktada. Ermeni olaylarına karşı tavır aldığı için ayrıca Azerbaycan adına ben de bir Azeri vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Ermenilere karşı çok ciddi tavır alındı. Hatta bu Avrupa'da bir mahkemeye kadar gidildi. Strasbourg'da tabii son derece önemli. O da çok önemliydi. Çok önemliydi. Çarpıcı, sürpriz bir karar, evet, gelecek. Bekliyoruz. O olayı biz ciddi takip ediyoruz. Türkiye'de bizim beklediğimiz şuydu açıkçası. Yani anti-emperyalist duruş çok önemli bizim için. Ermeni olaylar. Tabii. O çok çarpıcı, önemli. Türk ordusunun güçlü olması çok önemli. Çünkü bakın ordular, Irak'ta olanları görüyorsunuz. Ordu zayıflatılınca öyle oluyor. Yani Amerika Irak'ı işgal eder etmez orduyu lağvetti. Şu an Irak 3-5 IŞİD teröristine karşı bile duramıyor. Ordu zayıflayınca böyle oluyor, evet, maalesef. Bunu dikkatle ve her türlü inanca saygılı olan, ben belki çok dini söylemleri yoktur Vatan Partisi'nin ama mesela bir Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin eğer Ehl-i Sünnet inancı olacaksa Ehl-i Beyt'le iç içe olan Müslümanların birliğine çalışan bir partinin olması lazım. Yani ayrıştıran değil, kutuplaştıran değil. Bu noktada bizim tabii beklentimiz şuydu. Bütün muhalefet partileri güçlü bir blok oluşturarak ülkenin birliğine çalışsınlar. Çünkü bu gemi su aldı mı yani hepimiz batacağız. Hepimiz batacağız. Yani siz Türkiye'nin en huzurlu şehrini bile, Hatay'ı bile en huzursuz şehir yaptıysanız siz gidip orada yüzsüz bir şekilde barıştan söz edemezsiniz. Siz komşunuz yani vatandaşın sınırın öbür tarafında İştebrak'ta kendi soydaşları, amca çocukları katlediliyor. Aynı katil sınırın bu tarafına gelip sizin karnınızın üstünde duruyor. Yani bu tahammül edilecek bir şey değil bu. Yani bu ülkede IŞİD amblemleriyle IŞİD teröristine yardımlar toplandı, götürüldü. Konvoylarla götürüldü. Yani olmayacak işler oldu. Böyle bir iktidar hiç kimsenin kabul edebileceği bir iktidar değil. Açıkçası muhalefet çok hani birleşme çabaları olduğu belki yapamadılar ama önümüzdeki dönemde bu bir zarurettir. Anti-emperyalist cephe teslimiyetçi cephenin karşısında durmak zorundadır. Bu kadar hangi parti çatısı altında olursa olsun. Bu arada ulusal kanala çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiğinden dolayı. Tabii son bir noktayı çok özür dileyerek. Yani hocamızın bizim burada söylediklerimiz toplumu bağlamıyor. Hocamızın da dediği gibi yani biz
şeyhler, hocalar ne derse elbette, olur, elbette, öyle değil. Elbette, serbest bir platformdur. Sözünü söylediler. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Zihnimizi açtı diyor seyircilerimiz. İyi yani o değerli hocamıza saygıdan ileten mesajlar var. Konuklarınızdan Allah razı olsun. Programlarınıza sık sık davet etsiniz. Deniz Kalkan öyle de bir mesajını paylaşmış. Seyircilerimiz adına onu da paylaşmış olalım. Çok çok teşekkür ediyorum. Gecenin bir saatinde kırmadınız ama son derece önemli tespitlerdi. Özellikle Allah ile aldatılma meselesinden yola çıktık ve son derece de çarpıcı tespitleri oldu değerli konuklarımız. Gazeteci Üstad Cevat Gök sağ olsun bizimle birlikteydi. Sayın Gök çok çok teşekkürler. Ve Caferi İlahiyatçı Sayın Sefer Daşdemir de bizi kırmayan isim oldu bu akşam. Stüdyomuza kadar yorduk. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Seçim 2015'i burada noktalıyoruz. Değerli konuklarımızla ümit ediyoruz ki bu yoğun tempoda daha sık bir arada gelebileceğimiz bir seçim atmosferi ve elbette ki ülkemizin bekası, coğrafyamızın birlik, kardeşlik ve bütünlük içinde yükselişine vesile olsun diyelim. Hani bu akşamki notlarla da öyle bir seçime doğru gidiyoruzdur diye ümitle bu akşam yayınımıza noktayı koyalım. Yeniden birlikte oluncaya dek hoşça kalın.